سلام دوستان گرامی، صبح شما بخیر. به نام خدا. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Ömer Hayyam'ın rubailerinden bir rubayı okumaya çalışacağım. Rubainin esasen bir başlığı yok ama şöyle bir başlık koydum. Bahçer mekon havale. Feleğe havale etme. Çerh, felek anlamında. Önce Farsçasını bir okuyayım. Niki u bedi ki der nihadi beşer est, şadi u gami ki der qaza bu qader est, ba çerh mekon havale, kender rehi aql, چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. Hayyam. Şimdi de Türkçesiyle yeniden okuyayım. Niki u bedi ki der nihadi beşer est. İnsanın fıtratındaki iyilik ve kötülüğü, Niki iyilik, Niki iyilik. Bedi kötülük, bed kötü, bedi kötülük. İyilik ve kötülük ki der nihadi beşer est. Beşerin nihadındadır, yani insanın, Ademoğlunun nihadı, yani yaratılışı, fıtratı. Nihad, yaratılış, fıtrat. İnsanın fıtratındaki iyilik ve kötülüğü, burada ki'den sonraki cümle niki ve bediye sıfat oldu. Şadi yu gami ki der qaza bu kader est. Kaza ve kaderdeki sevinci ve kederi. Şadi, sevinç. Şad, mutlu, sevinçli. Şadi, sevinç ve gam ve keder. Tabi sondaki ye de ya'ya işaret. Birincisindeki ye mastariyet yası, şadın sonundaki, gamın sonundaki işaret yası. Yani ki'den sonra bu iki kelimeyle ilgili bir sıfat cümleciği geleceğine işaret ediyor. Ki der kaza bu kader est. Yani kaza ve kaderde olan, kaza ve kaderdeki sevinci ve kederi. Ba çerh mekon havale, kender rehi aql, feleye havale etme. Çünkü akıl yolunda ba çerh feleye, çerh felek anlamında, ba ile. Tabi burada ile anlamında değil, burada ea anlamında. Bu bağlar bazen e anlamında, b'ler de bağ, yani ile anlamında kullanılabiliyor. Buradaki ba'yı ea anlamında alalım. Bahçer feleye mekon havale. Yani havale mekon, havale etme. Mekon, burada mim olumsuzluk için geldi. Kender rehi akıl, çünkü akıl yolunda, rehi akıl, akıl yolu. Ender, deda, der anlamında. Ki de çünkü. Bazen böyle ki bu şekilde birleşebiliyor ender ile. Kender şeklinde okunuyor. Ki ender, kender oluyor. Genelde bunu tabi vezin için yapılır. Çerh estu hezar bar biçare ter est. Felek senden binlerce kez daha çaresizdir. Çerh, felek, estu, senden, ezdenden anlamında. Hezar bar, bin kez ya da binlerce kez. Hezar, bin, bar, kez. Biçare ter est, daha çaresizdir. Biçare, çaresiz demek. Bi burada önek, olumsuzluk bildiriyor. Sıfat yapıyor. Biçare, çaresiz. Çare bir isim idi. Bi gelerek çaresiz şeklinde bir sıfat oldu. Sonuna da ter geldi. Zaten bu sıfatların sonuna gelir. İşareter, mukayese bildiren bir sıfat son ektir. Daha anlamında. İşareter, daha çaresizdir. Hayyam'dan bir dörtlük idi. Evet değerli arkadaşlar, Bahçer Mekun Havale, Feleğe Havale Etme başlıklı Ömer Hayyam'ın bir rubaisini okumayı burada tamamlamış oldum. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Hoda nigehdar, bi ümidi didar.